Arkadaşlar benim ekranım. Ben görüyorum. Evet hala hadi tam ekran yaptım. Sen anlat ben geç dediğinde geçerim Sezen. Tamam. Oldu. Çok güzel. Sağ ol. Sezen Hanım, ekrandaki kamera butonuna tıklar mısınız? Bu ekranın üstündeki kamera butonu. Kamera butonuna tıkladım ve yeşil ışık yanıyor ve kendi görüntümü görebiliyorum ben. Sol tarafta ekranı paylaş buton oluşacak. Görüntünüzün üzerinde. Aa tamam. Paylaşım başlat. Tamam. Hayır. Tamam. Evet, teknik arıza için özür dilerim. Tamam. Şimdi birazcık Higgs parçacığından ve de Higgs buluşundan bahsedelim. Bir 5-10 dakika. Fazla uzatmadan. CERN'de 2012 yılında, vay 3 sene olmuş bile, Temmuz ayında Higgs parçacığı denen bir parçacığın keşfedildiği Büyük Hadron Çarpıştırıcısında duyuruldu. Bu çok heyecanlı bir şeydi tabii bizim için. Dünya içinde. Şimdi bu Higgs parçacığının ne olduğundan, neden bizim için bu kadar önemli olduğundan ve onu keşfettiğimizi nasıl anladığımızda kısaca bahsedeceğim. Şimdi bu ekranda gördüğünüz sayfada yine standart modeli görüyoruz. Şimdi parçacıkları görüyoruz ve de bu parçacıkların her birinin üzerinde bir numara göreceksiniz. Mass diye işaretlenmiş. Hepsinin kütlesi. Şimdi bu parçacıkların her birinin belli bir kütlesi var. Ve de her birinin kütlesi birbirinden farklı. Burada görebileceğiniz gibi. Şimdi burada iki tane sorumuz var. Niçin parçacıkların kütleleri var? Nereden geliyor bu kütle? Ve ikincisi de neden farklı parçacıklar farklı kütlelere sahipler? Sonraki slide. Evet. Şimdi kütle demekle neden bahsettiğimizi bir anlamaya çalışalım. Şimdi kütlenin birden fazla tanımı var. Birincisi çoğumuzun bildiği Newton'a göre kütle. Bu ne demek? Madde miktarı demek. Şimdi F eşittir M çarpı A dediğimiz zaman buradaki M nedir? Eylemsizlik kütlesi diyoruz buna sanırım. Ve bu kütle de maddenin kuvveti olan direnci. Şimdi öte yandan kütle çekim denklemini Newton'un baktığımız zaman aşağıda yazılan buradaki kütle de kütle çekimsel kütle. Şimdi Newton'a göre bu iki kütlenin eşit olduğu düşünülüyor. Yani eylemsizlik kütlesinin kütle çekimsel kütleye eşit olduğu. Şimdi gelelim Einstein'a göre kütlenin ne olduğuna. E eşittir mc kare denklemine geldik yine. Buradaki m de durağan kütle diye adlandırıyor. Ve de durağan haldeki maddenin karşılık geleceği enerji miktarını veriyor. Buraya kadar güzel. Buraya kadarki kütleleri anlayabiliyoruz. Şimdi gelelim protona. Atomun çekirdeğinde olan protona. Nötron da olabilir, fark etmez ama örnek olarak protonu aldık diyelim. Sol tarafta protonun iç yapısını gösteren resmi görüyoruz. Şimdi protonun içinde aslında 3 tane kuark var. Fakat neyse, başka bir sürü şeyler daha var. Oraya şimdilik girmeyelim. Ve protonun kütlesi aslında şurada gördüğünüz rakam 938.272 mega elektron volt. Şimdi burada mega elektron voltu bir kütle birimi olarak verdik. Aslında bu bir enerji birimi. Elektron volt ya da mega elektron volt tamam. Ama yukarıda gördüğünüz E eşittir mc kare denklemine göre madde ve enerjinin birbirine denk olduğunu düşündüğümüz için enerji birimlerini aynı zamanda kütle ölçmek için de kullanıyoruz. Dolayısıyla bu mega elektron volt kafanızı karıştırmasın. Şimdi protonun kütlesi 938 mega elektron volt dedik. Ama şimdi bu 938'e ulaşmaya çalışalım. Protonu ne yapıyor demiştik? İki tane yukarı kuark ve bir tane de aşağı kuark. Şimdi bu iki yukarı kuark ve bir aşağı kuarkın kütlelerini topladığımız zaman ancak 9.4 mega elektron volt yapıyor. Geriye kalan ne oldu? Bu geriye kalan kütlede kuarkların ve gluonların aslında enerjileri, kinetik enerjileri. Şimdi buraya kadar tamam. Yani buraya kadar kafanızı karıştırdım. Sadece kütlenin bir sürü tanımı olduğunu göstermek için. Bu kadar basit bir şeyden bahsetmediğimiz için. Ama şimdi tekrar olayı basitleştiriyorum. Bizim burada
ilgilendiğimiz şey noktasal olan kuarkların ve diğer bölünemez temel parçacıkların öz kütleleri, kendi içlerinde olan kütleleri nereden geliyor? Tekrar ediyorum. Temel parçacıklar noktasal ve bunların kütleleri var. Bu kütleler nereden geliyor acaba? Yani iki tane U kuark ve bir tane D kuarkı 9,4 mevlik toplam bir kütlesi vardı. U kuark kütlesi, D kuark kütlesi ve de biraz önceki sayfada gördüğümüz parçacıkların kendi kütleleri nereden geliyor? İşte Higgs parçacığı burada devreye giriyor. Şimdi alanlar ve parçacıklar dedik. Ne mutlu ki biraz önce bir soru üzerine bundan bahsetmiştik. Evrende alanlar olduğundan bahsettik. Yani bu bir nevi işte manyetik alan gibi düşünebiliriz. Bunu bize en tanıdık olan hali manyetik alan vardır. Kağıdın üzerine demir tozlarını koyarsınız ve de mıknatısı yaklaştırdığınız zaman etki eden bir şeyler yüzünden bu demir tozları hareket eder. Bu manyetik alandır. Uzaktan etki edebilir. Ve bunun gibi bütün evrende bildiğimiz bütün etkileşimler biraz önce bahsettiğimizde böyle alanlar tarafından iletilir. Ve bu alanların da kendilerine ait parçacıkları vardır. Şimdi bunu biraz da bir durgun su kütlesine benzetebiliriz. Aslında durgun su kütlesini bir alan gibi düşünürsek eğer, o su kütlesinin üzerine bir sopayla ya da taşla vurduğumuz zaman ortaya çıkan parçacıkları da, pardon, su damlalarını da parçacıklar olarak hayal edebiliriz. Aslında bizim Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve benzeri deneylerde yaptığımızda bu. Alanlara enerji vererek oradan parçacıkları çıkarmak. Tıpkı suyun üzerine taşla vurup su damlacıkları çıkarmak gibi. Şimdi bir sonraki sayfa, onu geç. Bir sonraki. Tamam. Şimdi Higgs olayı da şöyle arkadaşlar. Evrende Higgs alanı denen bir alan var. Bütün evreni kaplayan bir alan. Ve de kurama göre bütün temel parçacıklar bu Higgs alanıyla etkileşiyorlar bir şekilde. Ve de bu etkileşim sayesinde kütle kazanıyorlar. Ve parçacıklar bu Higgs alanıyla ne kadar fazla etkileşirlerse o kadar fazla kütle kazanıyorlar. Dolayısıyla ağır bir parçacık bu Higgs alanıyla daha fazla etkileşiyor, daha fazla kütle kazanıyor. Hafif bir parçacık da daha az etkileşiyor ve de daha az kütle kazanıyor. Bu yukarıda gördüğünüz kişiler de bu kuramı oluşturmuş olan kişiler. Sağdaki resimdeki Higgs, soldakiler de diğer insanlar. Burada görüyoruz Kibble, Gronlich, Hagen, Engler ve Braun sırasıyla. Peki niçin Higgs parçacığı nedir? Yani Higgs alanı var, tamam, Higgs parçacığı var. Ve ayrıca niçin 6 kişi oldukları halde Higgs deniyor? Burada tarihsel bir not düşeyim. Higgs alanının olduğu ya da maddeye kütlesini veren bir alanın olduğu bu 6 kişi tarafından aynı anda farklı gruplarda, yani dünyanın farklı yerlerinde öne sürülüyor. Fakat içlerinden bir tek Peter Higgs makalesini gönderdiği zaman hakemler kabul etmediği için tekrar bir makale gönderiyor ve bu tekrar gönderdiği makalenin sonuna da bu alanın, bu kütle oluşturan alanın kendine ait öz bir parçacı olduğunu ekliyor. Ve bu parçacık da Higgs parçacı diye anılıyor. Dolayısıyla alanı hep beraber öneriyorlar fakat alanın içindeki alanın özündeki parçacıkları Peter Higgs önerdiği için biz bu parçacığı Higgs'in adıyla anıyoruz. Evet. Şimdi bu slide'ı geçelim aslında bu örneği. Bora. Tamam. Geçelim. Şimdi ne dedik? Tekrar ediyorum oturması için. Evrende bir Higgs alanı var. Ve de bütün bildiğimiz temel parçacıklar bu Higgs alanıyla etkileşiyorlar bir şekilde. Yine su örneğinden bahsetmemiz gerekirse, normalde su olmadan havada yürüdüğünüz zaman, yani havada yürümüyoruz tabii, yerde yürüyoruz da etrafımız havayla kaplı, büyük bir dirençle karşılaşmıyoruz ve de kolaylıkla yürüyoruz, hareket edebiliyoruz. Ama aynı şekilde denize girip, havuza girip yürümeye çalıştığımız zaman
Su olduğu için su bizi engelliyor ve yürümemiz daha zorlaşıyor. Parçacıkların etkileşimini, Higgs alanı ile etkileşimini de birazcık buna benzetebiliriz. Bu Higgs alanıyla etkileştikleri için yavaşlıyorlar diyebiliriz ve de bu alan onları engellediği için daha fazla kütle kazanmış gibi oluyorlar. İşte bu şekilde evrende bulunan bu Higgs alanı parçacıklara kütlesini veriyor. Şimdi evet, Higgs alanı ve Higgs parçacığı ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Ve belki şunu da tekrar vurgulama izin verin. Maddeye, temel parçacıklara kütlesini veren şey Higgs alanı. Higgs parçacığı değil. Evrende bulunan Higgs alanı bu. Higgs parçacığı da bu alanın özünde bulunan parçacık. Şimdi Higgs parçacığını nasıl gözlemlediğimizden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi maddeye kütlesini veren şey Higgs alanıdır, tamam, ama alanı bizim doğrudan gözlemleme imkanımız yok tabii ki, daha soyut bir kavram olduğu için. Ancak bu alanın özündeki parçacığı gözlemleyerek dolaylı yoldan alanın varlığını algılamış oluyoruz. Ve gözlemlediğimiz şey de aslında parçacığın kendisi, Higgs parçacığı. Şimdi Bora size algıçların resimlerini gösterdi. Bu Bora ve benim birlikte çalıştığımız CMS, CMS, kompakt miyon solenoid algıcı. Bunun yandan görüntüsü, daha doğrusu kesitin görüntüsü diyebiliriz. Bakın, soğan gibi bu. Yani birçok çeşitli katmanı var hatırlayacağınız üzere. Ve bu katmanların her biri farklı parçacıklara duyarlı. Yani işte bir elektron geçtiği zaman anlamamızı sağlayan katman var, ama bir kuark geçtiği zaman anlamamızı sağlayan katman değişik. Çünkü hatırlatmama izin verirseniz, farklı parçacıklar algıçta farklı şekilde etkileşiyorlar. Şimdi bu algıçtan geçen parçacıklara bakarak biz bu parçacıkların Higgs'e ait bir sinyal vermesini bekliyoruz. Şimdi Higgs'e ilgili kuram yapılmıştı tabii ta 1964 yılında, çok zaman önce, yarım yüzyıl önce. Ve de bu kuram bize Higgs'e ilgili her şeyi anlatıyordu. Yani bu her şey ne demek? Higgs parçacığının Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi bir hızlandırıcıda nasıl ve ne miktarda oluşacağını anlatıyordu. Birincisi bu. İkincisi de Higgs ağır bir parçacık ve de kısa ömürlü bir parçacık. Bu ne demek? Higgs parçacığı oluştuktan sonra kendinden daha küçük parçacıklara bozunuyor. Yani Higgs'i kendisi gibi göremiyoruz. Higgs oluştuktan sonra daha küçük parçacıklara bozunuyor ve biz ancak Higgs'ten gelen bu daha hafif ve günlük hayattan tanıdığımız parçacıkları ancak görebiliyoruz. Bunlar nedir örneğin? İşte Higgs iki tane fotona bozunabiliyor. Ya da Higgs 4 tane işte elektrona ya da miyona bozuluyor. Biz ancak bu Higgs'ten gelen fotonları ya da elektronları, miyonları ya da başka parçacıkları algıçlarımızda görerek dolaylı yolda Higgs'in varlığına ulaşabiliyoruz. Evet, bir sonraki sayfaya geçelim. Tamam. Şimdi dediğime burada bir örnek görüyoruz. Bu bizim CMS algıcının bir algıcında görüntülenen bir proton çarpışması olayı. Şimdi iki tane proton çarpışıyor dedik ve de bu çarpışma sonucunda bir şeyler oluşuyor. Bu gerçek LHC verisinden alınmış bir resim arkadaşlar. Ve burada gördüğümüz çarpışma olayının biz çok büyük olasılıkla Higgs olduğunu düşünüyoruz. Şimdi resmin sağ tarafında iki tane kırmızı çizgi göreceksiniz. Bu kırmızı çizgi iki tane miyonu gösteriyor. İki tane miyon çıkmış. Dolayısıyla protonlarımız çarpıştıktan sonra iki tane miyon ortaya çıkmış. Sonra resmin orta yerlerinde yine dışarıya taşan, Bora belki mouse'la gösterebilirsin, iki tane yeşil çizgi var. Evet, bir tanesi o, bir tanesi de sağda. Evet. Bunlar da elektronları gösteriyor. İstersen miyonları da göster tekrar. Evet, bu bir miyon. Ötekisi de öbür miyon.
Bunlar da yeşil olanlar da biraz önce Bora'nın gösterdiği iki tane elektron. Şimdi biz kuramımıza göre Higgs'ten iki tane elektron ve iki tane müyon gelebileceğini biliyoruz. Ve de bu elektron ve müyonların yaklaşık olarak hangi enerjiye, momentuma sahip olabileceğini de tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki çarpışma olayına baktığımız zaman bizim gözlediğimiz bu çarpışma olayının Higgs kuramının öngörüsüyle uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki ha bu bizim gördüğümüz olay bir Higgs oluşumunu gösteriyor. Şimdi tabii ki bir tane bundan görmek yetmez. Higgs'e benzeyen bir sürü olayı görmemiz lazım. Ve işi biraz daha karışıklaştırmak gerekirse tabii gördüğümüz bu türlü her olay illa Higgs'ten gelmek durumunda değil. Başka türlü standart model olayları Higgs'i taklit ediyor olabilir. Yani iki elektron ve iki miyon olan en sonunda olan olaylar illa Higgs'ten gelmek durumunda değil. Başka türlü şeyler de iki elektron ve de iki miyon verebilir. Şimdi nasıl ayırt edeceğiz peki Higgs'i? Diyeceğiz ki acaba iki elektron ve iki miyonlu olayların öyle bir özelliği var mı ki Higgs'li kuramı Higgs'siz kuramdan ayırabilsin? Böyle bir özelliğin olduğunu biliyoruz. Bu da kütle. Şimdi bu iki elektron ve iki miyon Higgs parçacığından gelmişse eğer, bunların hepsini topladığımız zaman Higgs'in kütlesi etmek durumunda, değil mi? Hepsini topluyoruz. İşte birazcık daha olanlarınız için işte dört vektör toplayarak kullanıyoruz. Pardon, kullanarak topluyoruz ve de bununla kütle elde ediyoruz. Şimdi o kütlenin de Higgs parçacığının kütlesi ne denk gelmesi gerekir? Şimdi Bora'nın gösterdiği resimde CMS verisinin toplanmasını görüyoruz. Bakın bu histogram deniliyor bu türlü şekillere. X ekseninde gördüğümüz değer Higgs kütlesinin değeri. Siyah noktalar ki bu veridir. Verinin zamanla artışını gösteriyor bu grafik. Siyah noktalar gerçek LHC verisini gösteriyor. Çizgiler ise bakın burada içi mavi olan dolu grafik bize Higgs olmadığı takdirde bu veriden ne bekleyeceğimizi gösteriyor. Kırmızı olan çizgi ise bu 125 civarında yükselen Higgs olduğu zaman ne bekleyeceğimizi gösteriyor. Tamam, bu daha iyi. Evet. Burada gördüğümüzde bizim siyah noktalarımızın Higgs'li durumla Higgs'siz duruma göre daha fazla uyuştu. Şimdi bu mor bir daire içine almışım. O daire içindeki yere bakabilirsiniz. Orada siyah noktaların mavi grafikten ayrıldığını görüyoruz ve de kırmızı grafiği takip ettiğini görüyoruz. Buna bakarak biz Higgs'in bu verinin içinde Higgs parçacığının olduğunu görüyoruz. Evet, kafanızı fena karıştırdım galiba. Ama yani tekrar edeyim, buradan alınması gereken şey, eğer siyah noktalar kırmızıyı takip ediyorsa, bizim topladığımız veri Higgs kuramına uygun. Ama eğer siyah noktalar mavi grafiği takip ediyor olsalardı, mavi grafikten ayrılmamış olsalardı, Higgs'i görmemiş olacaktık. Fakat ne mutlu ki bizim siyah noktalarımız kırmızı grafiği takip ettiler ve biz orada Higgs parçacığının oluştuğunu görebildik. Ve tekrar ediyorum, bu grafikte x ekseninde gördüğümüz nicelik Higgs parçacığının kütlesi. Ve de bizim veri noktalarımız 125 civarında yükseldiği için Higgs parçacığının kütlesinin de 125 olduğunu görüyoruz. Şimdi bir diğer önemli nokta, tabii bu gördüğümüz mavi grafik, soldaki grafik Bora ve benim çalıştığımız CMS deneyine ait bir grafikti. Fakat biz burada işte bir türlü numaralar yapabiliriz ya da algıcımız düzgün çalışmıyor olabilir. Her türlü şey olur ve de
Kazara bu 125'te böyle bir sinyal görmüş olabiliriz. Bunun olmaması için hiçbir neden yok. İşte bu sebepten dolayı iki tane genel algıç var Büyük Hadron Çarpıştırıcısında, CMS ve ATLAS. Bu iki algıç olmasının sebebi iki algıcın birbirlerini doğrulamaları. Şimdi sağ taraftaki grafikte de benzer şekilde ATLAS'ın verilerini görüyoruz. Onlar renkleri birazcık değiştirmişler. Onların renklerine göre de eğer siyah noktalar kırmızı olan büyük grafiği takip ediyor olsalardı, o zaman Higgs olmayacaktı. Fakat siyah noktalar 125 civarında mavi olan grafiği takip etmişler. Dolayısıyla Atlas da 125 giga elektronvolt kütle civarında Higgs parçacığının varlığını görmüş. İki deneyde gördüğü için Higgs parçacığının varlığına şu anda eminiz ve de bu açıklamayı yapabildik. Evet, bir sonraki lütfen. Şimdi ne dedik? Biraz önce baktığımız resimde iki elektron ve de iki miyonuna gidildiği araştırma kanalını gördük. Higgs iki elektron ve iki tane miyona bozulmuştu. Ancak sadece bu değil, Higgs başka şeylere de bozulabiliyor. Higgs örneğin iki tane fotona bozulabiliyor, ışık parçacığına. Burada Atlas deneyinden bir görüntü görüyoruz. Bu yine gerçek Atlas verisiyle gösterilen bir olay gösterimi diyelim. Bu üstte ve altta, Bora yine gösterirsen, iki tane sarı iz var, göreceksiniz. Bu iki tane sarı iz, evet yuvarlakta da var hatta. Bu iki tane sarı iz de iki tane fotonu gösteriyor. Ve bu olayında enerjisine, momentumlarına vesaire bakarak Higgs'ten gelmiş bir olay olması olasılığının hayli büyük olduğunu düşünüyoruz. Şimdi aynı şekilde yine bir tek olay tabii ki bir şey söylememiz için yetmiyor. Bir sonraki slide'da da yine bu olayların üst üste toplandığı bir grafiği görüyoruz. Ve yine yuvarlaklarla işaretlediğim yerde bu sefer soldaki Atlas, sağdaki CMS deneyinin sonucu 125'te, yani 4 2 elektron 2 miyon kanalında gördüğümüz aynı kütlede yine bir çıkıntı görüyoruz burada. Ve de bu gördüğümüz çıkıntı da bize Higgs parçacığının varlığını söylüyor. Tabii kütle ölçümü tek şey değil. Başka özelliklerini de ölçüyoruz Higgs'in ama daha fazla kafa karıştırmak istemiyorum burada. Ama umarım bu grafiklerle biraz olsun size Higgs buluşunun gerçekliğini ve de nasıl gerçekleştiğini hissettirmeyi başardım. Bir sonrakine geçelim. Evet, bu da tabii buluş olduktan sonraki açıklama günü. Çok coşkulu bir gündü. Ve bir sonrakine geçelim. Bunu zaten sen gösterdin. Bir sonraki. Şimdi bu soru çok sık geliyor. Bu son slaydım ve son söyleyeceğim sözler. Higgs parçacığı neden bu kadar önemli ya da Higgs alanı ve bu olmasaydı acaba neler olurdu diye bir soru genelde soruluyor. Şimdi Higgs alanının maddeye kütlesini verdiğini ve farklı temel parçacıklara farklı kütleler verdiğini gördük. Eğer Higgs alanı olmasaydı temel parçacıklar kütle kazanamayacaklardı. Ve kütle kazanamadıkları için tabii ki hepsi ışık hızıyla gideceklerdi evrende. Ve atomlar oluşamayacaktı, moleküller, işte toz ve gaz bulutları, gezegenler dolayısıyla bizler oluşamayacaktık. Ve de evren son derece sıkıcı, tek düze her şeyin ışık hızıyla giden parçacıklardan oluşan, benzer özelliklere sahip parçacıklardan oluşan tek düze bir yer olacaktı. Dolayısıyla Higgs parçacığı evrenin bir nevi simetrisini kırıyor. Evrene kütle kavramını getiriyor. Öz parçacıkların öz kütlelere sahip olmasını sağlıyor ve ışık hızından düşük hızlarla gitmelerini ve de birbirleriyle birleşebilmelerini sağlıyor. Bu sebepten varlığımızın aslında sebebi Higgs parçacığı ve de maddenin temel parçacıkların, temel yapı taşların kütle kazanması. O yüzden Higgs alanı çok önemli ve tabii ki bu alanın varlığına doğrudan bir kanıt olarak
Higgs parçacığının keşfi de son derece önemli. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar Higgs'le ilgili. Kafanızı bir güzel karıştırdığımı umuyorum. Şimdi soruları alabiliriz. Sayın hocam, soruları da ekranlara yansıttık. Biraz daha büyüttük. Diğer okullarımız da sorularını buradan hızlı olarak iletirlerse sizlerin de hızlı cevaplamanızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Tamam. Öncelikle şunu soralım. Ne kadar zaman var? Bizlerin de ayrılmamız gerekecek. Çocukların da Herhalde. yemek yemesi gerekecek. Evet, doğru. Herhalde bir 10-15 dakika içinde bitirmek gerekir, değil mi? Bu ara ben çok konuştum. Sen istersen birazcık cevapla. Pekala. Benim gördüğüm bilinen elementlerden başka yeni element var mı? Yani yeni elementin olduğu laboratuvar ortamında bir şeyler yapılabilir. Başka şeyler de olabilir ama bizim burada baktığımız şey yeni elementler değil, o başka insanların konusu. Bakayım başka soru. Evet, Nötrino ve karşı sunumları alabilir miyiz diye soran var. Evet, tabii ki sunumları size yollayabiliriz. Bu sorun değil. Ha, kuarklar neden tek olarak gözlemlenmiyorlar da grup halindeler? Evet, neden sorusunun cevabı yok. Biz nasılla ilgili bir sürü cevaba sahibiz ama evet, gerçekten kuarklar kesirli elektrik yük taşıyorlar ve kesirli elektrik yük taşıyan bir şey doğada gözlemlenmiyor. Tam elektrik yük taşıyan şeyler gözlemleniyor ve de kuarklar ya üçerli gruplar halinde bir araya geliyorlar ya da kuark antikuark çiftleri olarak bir araya geliyorlar ve de sonuçta tam elektrik yük taşıyan parçacıklar oluşturuyorlar. Gerçi belki başka türlü kombinasyonlarla da bir araya geliyorlar ama henüz onları gözlemleyemedik. Mesela beşli veya Yani başka türlü. özür dilerim bu arada. Şimdi böyle işte bu böyledir diyoruz ya, bu böyledir şuna benziyor arkadaşlar. İki tane doğru, birbirine paralel olan iki tane doğru niye kesişmez diye sormaya benziyor biraz. Yani bunlar aksiyonlar, bir çeşit kurallar. Tabii ki bunları aksiyonlardan çıkarıp hani nedenini anlamak için daha felsefi çalışmalar da yapılıyor ama bizim şu anda cevaplamaya çalıştığımız sorular daha çok nasıllar üzerine. Bir de kuarkların tek başına gözlenememeleriyle ilgili bir diğer kural daha var. Bu da daha önce bahsettiğimiz renk yükü. Kuarklar çeşitli renk yükleri taşıyorlar ve de doğada çıplak olarak bir renk yükünün görünmemesi gerekiyor. Şimdi bu yükler, bu renk yükleri aslında tabii bizim bildiğimiz renkle hiçbir ilgisi yok bunun. Sadece matematiksel ifadesi bizim bize tanıdık olan renk kavramına uygun olduğu için renk diyoruz. Yeşil var, mavi var, kırmızı var renk yükleri. Ve bu protonu üç tane kuark oluşturuyor bildiğimiz gibi. Ve bu üç kuarktan her birinin bir renge sahip olması gerekiyor. Biri yeşil, biri kırmızı, biri mavi. Bora'nın gösterdiği slaytlarda da bu renkler bu şekildeydi. Yani bu bir rastlantı değil. Doğada yalnız olarak bir renk yükü bulunamıyor. Bu da doğanın kurallarından bir tanesi. Kuarklar bir hayli gizemli parçacıklar hala. Bütün bunları dediğim gibi matematiksel olarak ifade edebiliyoruz. Ancak neden doğa bu matematiksel ifadeyi bu şekilde bir oluşu seçmiş, bunu henüz bilemiyoruz. Başka neler varmış? Ben yanlış okumuyorum değil mi? Mesela Ayşe Özdemir'in ilettiği sorulardan biri en çok muzda nötrino varmış. Neden? Diye başlıyor.
Aa. Evet. Potasyum değil mi? Evet, potasyum yüzünden. Muzda en çok orada nötrino yok tabii ki ama muz hayli güçlü bir nötrino kaynağı. Orada potasyumun özel bir izotopu var ve de bu bozulduğu zaman nötrino oluşuyor. Ve de bu nötrinoları görebiliyoruz. Yani göremiyoruz tabii ki de bu nötrinoların varlığını biliyoruz. Hayli Evet. güçlü bir kaynak. Ama Mesela evet. tehlikeli değil. Nötrinolar çok az etkileştiği için insan sağlığına bir etkileri yok. Zaten dediğim gibi vücudumuzdan milyonlarca nötrino geçiyor her saniye. Pekala, opera deneyiyle ilgili soru var. Evet, haklısınız. CERN'den ürettiğimiz nötrinoları İtalya'ya, Roma'nın kuzeyinde Gran Sasso'ya yolluyoruz ve 730 küsür kilometre yol kat ediyorlar. Orada gerçekten çok nasıl diyelim, yoğun nötrinoları durdurmak için özellikle yoğunlaştırılmış algıçlar var ve onlar sayesinde durduruluyorlar ve de her seferinde durdurulamıyorlar da zaten. Durdurulduklarındaki çözünürlük de yeteri kadar iyi değil. Hani nötrinoları durdurmak için bayağı uğraşıyoruz. Yani yer yüzeyinde, yerin kabuğunda 700 küsur kilometre gittikten sonra bile durdurmak için özel algıçlarımız var. Ama mesela işte kesinlikle CMS gibi, Atlas gibi bir detektörün, bir algıcın içinde nötrinoların varlığını görmemiz mümkün değil. Onları görmek için işte böyle yüzlerce kilometrelik yol kat ettirmemiz ve yavaşlatmamız gerekiyor. Ben de iki tane daha soru gördüm. Arkadaşlar cevaplamazsak eğer tekrar yazabilirsiniz soruları çünkü kaçıyor, kaçabiliyor. Nötrinolarla ilgili diğer yıldızların da güneş benzeri bir mekanizmayla parlayıp parlamadığı sorulmuş. Cevap evet. Diğer yıldızlar da elementleri birleştirerek daha ağır elementler oluşturarak enerji elde ediyorlar. Yani yöntem güneş gibi. En sonda gördüğüm bir tane soru var. CERN'deki yapılan deneylerin sicim teorisine olan katkılarından bahsedebilir miyiz diye sorulmuş. Şimdi evet, bildiğimiz fiziğin ötesine geçebilmek için birçok kuram var ortalıkta. İşte bu kuramlar için bazı gözlemsel motivasyonlar var. Ne dedik biraz önce? Karanlık maddenin olduğuna dair başka deneylerden kanıtımız var. Fakat karanlık maddeyi oluşturan parçacıkların bildiğimiz parçacıklar olmadığını biliyoruz ama ne parçacıkları olduğunu bilmiyoruz ne yazık ki. Bunu CERN'deki deneylerle algılamaya çalışıyoruz. Benzer şekilde başka kuramsal eksiklikleri var bizim şu anda bildiğimiz parçacık kuramımızın. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. İşte dört kuvveti birleştirmek için olan sicim teorisi var. Ve sicim teorisi bu konuda da tek aday değil, başka kuramlar da var. Her ne kadar sicim teorisi en popüler aday olsa da. Şimdi bu kuramların önerdiği iki şey var temelde. Birincisi yeni parçacıklar. Bildiğimizin haricinde yeni parçacıkların olması. İkincisi de uzay zamanı ek boyutlar. Şimdi uzay zamanı dört boyutlu, en boy, yükseklik ve de zaman bildiğiniz gibi. Şimdi bunun haricinde de boyutlar olabileceği öngörülüyor bir kısım kuramlar tarafından. Ve de bu boyutlar olduğu zaman parçacıkların işte neden aslında bize daha çeşitli göründüğünü daha iyi anlayabiliyoruz. Ama o yüksek boyutlu evrene çıktığımız zaman birçok kuramı aynı kaynaktan gelir şekilde ifade edebiliyoruz vesaire. Şimdi bu yeni parçacıkları tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi yüksek enerjili çarpışmalar gerçekleştirerek oluşturabiliyoruz. Henüz oluşturmuş değiliz ama hala işte çarpışmalar yaparak yeni parçacıklar bulmayı umut ediyoruz. Aynı şekilde yüksek enerjili çarpışma yaptığımız zaman evrende olduğu varsayılan ek boyutların içlerine girebiliyoruz. Şimdi bu dört tane boyutu algılayabiliyoruz evrendeki fakat diğer boyutları algılayamıyoruz. Bu algılayamamamızın sebebi de
Bu ek olan boyutların evrenin her noktasında kendi içlerine kıvrılmış şekilde bulunması. Yani evrenin her noktasında bizim göremeyeceğimiz bir ip yumağı olduğunu düşün. Ama bizim gözümüz bunu algılamıyor. Fakat çok büyük bir büyüteçle bakarsak biz o ip yumağını görebiliriz. Ve de ne kadar fazla enerji bizim görme çözünürlüğümüz o kadar artıyor demektir. Dolayısıyla Büyük Hadron Çarpıştırıcısında enerji arttığı zaman biz bu ek boyutların var olduğu düşünülen küçüklüğe inebiliriz. Ve de ek boyutların varlığını yine çeşitli ölçümlerle anlayabiliriz. Oralara girmeyeceğim. Şimdi eğer ek boyutlar varsa bu tabii ki sicim teorisini destekleyen bir şey olurdu. Çünkü sicim teorisi ek boyutların varlığını öneren bir kuram. Ama bunların hepsi maalesef henüz kuram. Herhangi bir şeyimiz yok. Deneysel kanıtımız yok bu konuda. Sezen'cim, Evet. bir de senden cevaplamanı benim rica edeceğim güzel bir soru var. Nötrino ile Olmasın. antinötrino arasındaki farkı soruyorlar. Gayet güzel bir soru. Yük Tamam. kütle ve spinin aynı olmasından. Sen top sende, pardon. Aha, Çok güzel tamam. çıktı benim için. Evet. Tabii bunu yine nasıl açıklarız bilmiyorum ama buradaki farklılık da nötrinonun zayıf yükünden geliyor. Yani şimdi nötrinonun bir elektrik yükü yok. Nötrinonun bir renk yükü de yok. Nötrino sadece zayıf etkileşim yapabilen bir parçacık arkadaşlar. Ve buradaki bir tek fark nötrinolar ve karşı nötrinolar arasında bu zayıf yükte olan farklılık. Tamam. Bir de benim lisemden sonra yaptığınız çalışmalarda istemeden bulduğunuz bir şey var mı diye bir soru var. Yok, maalesef istemeden bulduğumuz bir şey yok. Olsa harika olurdu esasında. Yani hiçbir kuramın öngörmediği bir şey bulsaydık ve de işte ne bileyim durup böyle diye kafamızı kaşımamız gerekseydi harika olurdu. Henüz orada değiliz ama şimdi yazın tekrar LSE'yi çalıştırmaya başladığımızda bakalım belki yepyeni şeyler görürüz. Evet. Deyip burada bir yerde duralım, durmalı artık. Son bir şey Sunumlara daha var. Bir dakika. Son bir şey tabii. daha sorulmuş görüyorum. Yeni mikro evrenler oluşturulabilir mi diye bir soru var. Bunun tek kelimelik bir cevap verebilirim. Hayır. Bilgimiz dahilinde hayır. Evet, büyük patlama yapmıyoruz burada. Pekala. Çünkü onunla ilgili bir de cümle söyleyeyim bitirmeden önce. O karmaşayı bir giderelim arkadaşlar. CERN'deki deneyde büyük patlamanın yapıldığı söyleniyor. Aslında hani biz de bunu bu şekilde ifade ediyoruz ama bu aslında biraz dolaylı bir anlatım. Büyük patlama yapabilmeniz için evrenin bütün malzemesine ihtiyacınız var. Yani hepimizi, bütün gezegenleri, galaksileri işte ve evrendeki her şeyi sıkıştırıp bir noktanın içine koymamız gerekiyor ki büyük patlamayı yapabilelim. Böyle bir şey yok. Ama CERN deneylerinde yüksek enerji yoğunluğu yarattığımız zaman evrenin büyük patlamadan sonraki ilk zamanlarında bulunan enerji yoğunluğunu elde ediyoruz. Yani evrenin çok küçücük bir kısmının bir küçücük bir hacminin bir benzerini yaratabilmiş oluyoruz laboratuvar ortamında. Bir örneğini yani. Bu yüzden aslında büyük patlama yani daha doğrusu büyük patlama yaratılıyor demekle biz bunu demek istiyoruz. Yoksa büyük patlamayı yaratmak için dediğim gibi evrenin bütün malzemesine ihtiyaç var. Evet, tamam mıyız? Acil bir soru yoksa. Yani bütün sorulara aynı anda cevap vermek mümkün olmayacak. Bir yerde kesmemiz lazım. Ve biz sizlere çok teşekkür ederiz. Sanırım burada bırakmak işte fena bir fikir değil. Ben 11'deki toplantıma geç kaldım bile zaten. Ah, evet. Tamam o zaman.